Öncelikle bir farkındalık yaratmalarını istiyoruz biz. Çünkü bu farkındalıkla beraber aslında hem ailelerin hem çevrelerinin daha çok çocuklar hakkında bilgi edinmesi, korunmaya muhtaç çocuklar kimdir, korunma ihtiyacındaki çocuklar kimdir, bunları bilmelerini ve öğrenmelerini istiyoruz. Ki daha refah, çağdaş bir toplum içerisinde yaşayabilirim. Bir defa yaşadıkları toplumun, yaşadıkları dünyanın farkına varmalarını sağlar. Nedir bunlar? Çevrenin, doğanın, toplumun, eğitimin, sağlığın ne gibi sorunlarla uğraştığını ve bu sorunlarda onların nasıl çözümcü olabileceğini, çözümün parçası nasıl olabileceğini anlamalarını sağlarlar ve harekete geçmelerini sağlarlar. Böylece çözümün parçası olup hayata devam etmeleri bizim için çok daha kıymetli olacaktır. Biliyorsunuz yurt dışında ve yurt içine olmaya başladı. Artık diploma notunun yanında ya da başarının yanında birçok üniversite çocukların nerede çalıştıkları, hangi sivil toplum kuruluşlarında çalıştıkları ya da hangi sosyal projelerde yer aldıklarına bakıyorlar. Ve böylece aslında bu çocuğun ne kadar çözümcü olduğu, sosyal hayata ne kadar katkısı olduğunu anlıyorlar ve seçimlerinde bu çok daha ön planda olmuş oluyor. Mutlaka sivil toplum kuruluşları bir arada çalışmalılar. Ama çalışacakları sivil toplum kuruluşlarını önceden araştırmalılar. Bu araştırma yaparlarken de aslında gönüllerine dokunan bölümde, yani çevre olabilir, doğa olabilir, kadın olabilir ya da çocuk olabilir, mutlaka sorun gördükleri yerde çalışmalarını biz tavsiye ediyoruz.